Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Resmini çizmiş olduğum parçanın birazdan işlemesini, yani programlamasını yapacağız. Parçamızın X0Y0'ı burası. Sadece bu ön yüzeyinden işlemesini, yani ön yüzeyin işlemesi olacak şekilde programını yapacağız. Takımımız buradan başlayacak. Yani bu köşeden başlayacak, işleyerek buraya gelecek. Buradan tekrardan işleyerek buraya gelecek. Sol köşeden başlarken G41 kullanacağız. Sağ köşeden başlarken G42'yi kullanacağız. Parçamızın tam orta merkezinde R50 radüsümüz var. Şimdi başlayalım. İlk önce takım 1 yazdık. M6 takımını çağırdık. Kullanacağımız takımın, frezenin çapı 20. X0Y0 burası. Biraz daha takımın yer çaplarını da ilave ederek X10, Y10 olması lazım. Biraz daha fazla verelim. Sıfırından başlamasın. X15, Y15 olacak şekilde programı ayarlayalım. G0, G90, G54, X-15, Y15. Başlama noktamız şurada bir yerde. Burası bizim başlama noktamız. Şimdi yaklaşmayı yazalım. G43 H1 Z50 S2500 M3. Devri verdik. M3 saat yönünde dön dedik. Şimdi Z0'a inelim. G1, Z0, F3000. F3000 ilerleme ile Z0'a indik. Şimdi alt programa geçelim. Bunu Mitsubishi tezgahında olacak şekilde programını yapıyoruz. Ya da Fanuc'ta olacak şekilde de yapabiliriz. M98, Q1. Fanuc için M98 H1 yazarsak Mitsubishi tezgahlar için ikisini de kullanabiliriz. Yani Fanuc tezgahta programı yazacaksak M98 Q1, Mitsubishi tezgahı kullanacaksak M98 H1'i yazabiliriz. Şimdi G0, G90, Z100 programı bitirdik. Uzaklaşıyoruz. M9, M5 spindle'ı durdurduk. G91, G28, Z0, Y0 tezgahımızı evine gönderdik. M30 dedik. Programı bitirdik. Şimdi alt programa geçiş yapalım. Alt program için şuradan başlayalım. N1. M1 dedik. M1, Q1, H1 buradaki M1'i temsil ediyor. Burayı görünce direkt N1'e atlıyor. G91, G1, Z-1, F3000 ilerlemeyle Z-2 yönünde 1 milim artımsal komutla hareket ettirdik. Daha sonra artımsal komut G90, G1, G41, X0, Y0, D1, F3000. Başlama noktasından başladık. Yani X-15'den başladık. Programımız G41 takım yarış yaptı telafiyi kullanarak X0, Y0'a gelmiş oldu. Yani buraya gelmiş oldu. Offset 1 numaralı programın içine takımın yarış çapını yazıyoruz. Takım çapı 10, yarış çapı takım çapı 20, yarış çapı 10. Offset'e D1'e radius kısmına 10 yazıyoruz.
Şimdi x 50 dedik. Yani buraya geldik. Buradan şöyle bir yay hareketi yapacağımız için buraya g 3 x 100 r 50. Buraya gelirken r 50 yay yap. Yani radyusunu yap dedik. G3'ten sonra mutlaka G1 kullanıyoruz. Kullanmazsak tezgahımız tekrardan radius yapmaya çalışacaktır. Yani saçma sapan bir şeyler yapar. G1 x 150. Tezgahımız, takımımız burada boşa çıkacağı için biz biraz daha fazla değer verelim. 160. Yani 160'a çıksın. X 160. Buraya geldik. G41 ile işimizi bitirdik. Buradan G40 x 165, yani 15 mm daha ileriye çıkardık. 150'den 15 mm daha ileriye çıkardık. 165 Y15. Takım yarış yap telafi iptal ederek çıktık. Daha sonra tekrar artımsal komut kullanarak G91 G1 Z-1 F3000. Burada F komutu kullandık. Tekrardan burada kullanmamıza gerek yok aslında ama alışkanlık olduğu için ben yazıyorum. Şimdi G42 ile yaklaşacağız. Burada G42 ile yaklaştık. Burada G42 ile yaklaşacağız. Yani artık buradan bir giriş yapacağız. Yani tersten giriş yapmış olacağız. G42 x 150 y 0 şuraya G90 G1 mutlaka koyuyoruz. Artımsal komutu kullandık. Artımsaldan sonra mutlak komutu mutlaka kullanmamız lazım. D1 aynı yarışap telafi. Sonrasında şu anda takımımız buraya geldi. X100 buraya geldi. Buradan şu hareketi yaparken G3 kullandık. Bu hareketi yaparken G2 kullanacağız. G2 X50 R50. G2'den sonra da mutlaka G1 kullanıyoruz. G1 X 0'a değil de biraz daha fazla çıkmasını istiyorum. X eksi direkt 15'e çıksın. Yani buradan buraya geldi. Şimdi takım yarış yap telafiyi iptal ederek G40 x 15 y 15 takım yarış yap telafi iptal ettik ve başlama noktasına geri geldik. Yani şuraya geri geldik. M99 alt programı bitirdik. Evet arkadaşlar, programımız bu kadardı. Videoları mutlaka beğeniyoruz ve kanala abone oluyoruz. Şimdilik hoşça kalın.